sahipsiz ve Kur'an yetim. Bugün birilerine bayram, yarın başkalarına bayram. İyi günler diyeceksiniz. Meğer tatlı günler o günlermiş diyecek. Allah'ın inayeti sizinle beraber olsun. Bu millet onu çok sevmiştir. Bu millet ona çok aşık olmuştur. Ehlullah öyle görmüş, söylemiş. Şecere-i Numaniye sahibi diyor ki, Osmanlı ile hitama eren bu millet, sahabe ve tabiinden sonra gelmiş milletlerin Allah indinde en şereflisidir. Bu millet tarih sahnesinde daha var olmadan evvel söylüyor bunu keşfen. Tam 2 asır evvel. İşte bu milletin bağrından birisi ta Erzurum'dan kalkmış. Hacca gitmek için vapurlarla İstanbul'a kadar gelmiş. Ne gariptir ki ben bu menkıbe şimdi kafama gelirken, muhabbet bahsinden bahsederken bir Habib Baba bahsini burada sizin huzurunuza getirileceği hususunu hiç düşünmemiştim. Bu hak dostu, bu velayet kahramanı zatın adı da Habib Baba. Sevgili baba, sevgi babası. İstanbul'a kadar 6 ayda gelecek, vapura binecek 6 ay gidecek, ziyaret edecek 6 ay dönecek ve ömrü 2 sene yollarda geçecek. Bir de vapuru kaçırmışsa Habib Baba gibi, boşu boşuna geriye dönecek. Ama aşka bakın ki, iştiyaka bakın ki durmuyor. Durmuyor. O Ravza-i Tahire, o Kabe-i Muazzama semada dahi olsaydı, bu millet oraya merdiven araştıracaktı çıkmak için. Arap Yarımadası'nda olmuş, oraya gitmek ne olur? 7 kat semanın verasında oraya nereden çıkılır diye bakacaklardı. Bakıyorsunuz. Bakışlarınızda ben bu arayışı, bu bakışı yakalıyorum Allah'ın inayet ve keremiyle. Rabbim beni de yanıltmasın, sizi de yanıltmasın. Hak dostu İstanbul'a gelince vapuru çoktan kaçırmış. Bari bir yıkanıp da öyle döneyim, tekrar döneyim diyor. Burada da bazı kimselerle görüşürüm. Menkıbe yazarları 4. Murat devri diyorlar. 4. Murad'ın muasırı diyorlar. Bu şiddetli hükümdar. Milleti yeniden kendi çizgisine oturtan bu şiddetli hükümdar. Makamı cennet olsun. Hamama gidiyor. Tevafuka bakın ki o gün hamam hükümdarın vezirleri tarafından komple tutulmuştur. Dıştan kimseyi bırakmayacaklardır. Yalvarır hamamcıya. Şöyle bir kenarda yıkanır çıkarım. İnan, inan bana. Kimseyi izah etmem, rahatsız etmem. Baba etme eyleme. Bunlar çok şiddetli olan hükümdar 4. Murad'ın vezirleri. Sen benim kellemle oynuyorsun. Yalvarır, yakarır. İnsaf ehlidir. Şöyle şu hücrede gir, yıkan fakat gürültü etmedir. Girer, yıkanmaya durur. Biraz sonra her yerde tebasını takip eden hükümdar tebdili kıyafet hamamın kapısına gelir. Müsaade eder misin hamamcı baba, ben de şurada yıkanayım. Padişahın vezirleri sana kapı kapalı. Şu yaşlı adamın yanında sessiz yıkanırım ben de. Yalvarır, yakarır. O olmaz der, o yalvarır, yakarır. O yaşlı adamın yanına girer. Menkıbelerde aslı olabilir. Fakat asıl aranmaz. Menkıbede aranan fasıldır. Onun çıkaracağı sese bakacaksınız. Nehamet midir? Ras mıdır? Acem aşiran mıdır? Hicaz mıdır? Ona bakacaksınız. Hükümdar, o da peştimallara sarılmış gider. Vücudu yara bere içinde. O kadar yol, o kadar yolun tozu toprağı, o kadar yorgunluk, adeta bağışlayın uyuz gibi olmuş. Habib Baba'nın yanında yıkanmaya dururlar. Habib Baba bir veliye yakışır, vekur edayla kalkar onun sırtını keseler. El insan abidul ihsan, insan iyiliğin kölesi. Koca hükümdar yaralı bir sırtı kendini lifleme, keseleme mecburiyetinde hisseder. Kalkar keseyi alır. Baba der, bari ben de senin sırtını keseleyeyim.
Bilmem ki o büyük hükümdar, onlar büyük insanlardı. Tiksindi mi, irendi mi, istiskal etti mi, yadırgadı mı? Ben şahsen ihtimal vermiyorum. Çünkü onlar hepsi zirve gibi. Zirve olmuş, çukur olmayan büyük insanlar. Maneviyata açık, velayete açık insanlar. Sırtını keselerken kendi kendine şöyle konuşuyor. Baba görüyorsun ya diyor. Sen ben derviş olup hak kulu olalım derken böyle kenarda köşede kaldık. Neredeyse Allah'ın akıttığı şu suda yıkanma fırsatını bile vermeyeceklerdi. Hayatta padişaha vezir olmak varmış. Veli hiç tavrını bozmadan altta dinliyor ve şöyle diyor. Ne çıkar abi evladım öyle padişaha vezir olmaya? Öyle bir padişaha vezir olmalı ki her vezirinin başında sırtını on dellağın keseledikleri o şiddetli padişaha senin uyuzlu sırtını keselettirsin diyor. Öyle bir padişaha kul olmalı ki senin uyuzlu sırtını keselettirsin. Sen Mevla'yı seven de Mevla seni sevmez mi? Rızasına eren de rızasını vermez mi? Sen Hakk'ın kapısında canlar feda edersen, emrince hizmet etsen Allah ecrin vermez mi? Ne zannediyorsun? Vefasızlık ondan uzaktır. Olsa olsa o bizde olur. Allah vefalıdır. Onun bir ismi de Vefidir.